Arkadaşlar merhabalar. Bugün Türklerin milli desteleriyle oynuyoruz. Bunu daha önce başka ülkeler için de çekmiştim. Bugün bizzat arkadaşlar bir Türk oyuncuyla özdeşleşmiş, özellikle küreselden oyuncular seçmeye çalıştım. Türk oyuncular ve bir Türk oyuncuyla özdeşleşmiş desteleri oynuyoruz. İlk olarak da bu Binici Dondurma Elit Barbar destesi, Rambo'nun destesi arkadaşlar. Evet, burada da profilini görüyoruz. Dünyada 67.liği var. Özellikle eski zamanlarda oldukça gördüğümüz oyunculardan birisiydi. Bununla birlikte kupada 7941.liği var arkadaşlar. Ve Elit Barbar Binici Dondurma destesiyle oynuyor. Bununla birlikte global turnuvada da 224.lüğü olan bir oyuncu. Ve kendi destesiyle oynuyor arkadaşlar. Bizzat kendi tarzını, kendi stratejisini oluşturmuş. Bir meta destesi değil ama güzel bir şekilde kasıyor. İlk olarak Rambo'nun destesiyle maçımıza geçelim. Bugün 4 farklı desteyle oynayacağız aynı zamanda. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Amin geldi. Evet, duaların sonunda deriz tabi ama yani nick olarak görmek gerçekten oldukça garibime gitti. Genel olarak arkadaşlar mesela binici desteleri hızlı desteler olur. Yani bir binici destesinin maksimum ortalaması, iksir ortalaması 3,5 falandır. Buradan bir binici atalım. Ancak bu destede biniciyle vuruşta kazandırmak için ne kadar ağır da olsa dondurma alınmış. Şöyle yapalım. Hemen orada tertemiz savunalım. Buradan minyon sürüsünü atıyorum hemen. Umarım orada okları falan yoktur. Bu destede böyle tam ok olacak gibi yani bir deste. Ok veya alev topu gibi. Evet, buz golemi. Birazcık rakip hasarda önde ama biz ana kulemizi açtık arkadaşlar. O bize zamanla artı olarak geri dönecektir. Ben şuradan elit barbarları basacağım. Çünkü birkaç iksir önde olduğumu düşünüyorum. Belki yeri gelirse dondurma bile basarım. Küçük birim gelirse çap. Şöyle donduracağım. Yani orada amacım onu eritmekti. En azından diğerini de yaşatıp dondursak daha iyi olurdu. Ama tabii orada emin olamadım. Onu bırakabilirim. Tamam. Madem onu atıyorsun, şöyle biz de bir cellat atarız. Ana kulemiz daha açık olduğu için zaten rahat bir şekilde savunuruz. Evet, madenciye atması ekstra alan oldu bizim için. Şimdi buradan biniciyle gidelim. Belki orada hemen almak için haydut atabilir de o yüzden biniciyle destekliyorum. Mutlaka ki bir küçük birimi de elimde tutmaya çalışıyorum. Küçük birime karşı. Çünkü kıvılcım destelerinde küçük birim çoğu zaman olabiliyor. Şöyle bir çarpma atalım. Goblin çetesini hayduta tutmaya çalışıyorum. Şöyle Goblin çetesini bir atalım, elimizden bir çıksın. Rakibin haydut atacağı yok. Barzoları bir ayıralım. Özellikle cellat, kasırga, dondurma kombosu arkadaşlar çok iş yapabilen kombolardan birisi. Ben buradan minyon sürüsünü atıp atağa çıkacağım. Rakibin kıvılcımını beklersek kaybederiz. Çok güzel. Dondurmaya gerek var mı diye bir düşündüm. Atsak da olurdu ama atmasak da olurdu. Şimdi de orada gelen bir kıvılcım var. Kıvılcımı da savunmamız gerekiyor tabi. Şöyle bir. Özellikle bakın arkadaşlar, ana kulemizin açılması bize ne kadar fayda sağlıyor. Hemen buradan. Tam vuracağı anda. Şöyle yapalım. Cellat kuleye vur. Onları alalım. Alamadık. Minyon sürüsünü hemen atıyorum. Aynı zamanda bir de donduracağım arkadaşlar. Aynı zamanda minyonları da dondurmam çok iyi oldu. Hemen buradan biniciyle atağa çıkıyorum. Evet. Minicimiz vuracak. Bir vuruş. Bir vuruş daha olmadı. Bir tane vurabilir. Şu an için bizim dikkat etmemiz gereken aslında sol taraf. Hemen buradan elit barbarları atıyorum arkadaşlar. Yani amacım mega şövalye ile şeyi aynı anda atamasın. Şöyle donduracağım. Dondurdum. Güzel. Orada o kıvılcımı indirelim. Bir vuruş daha. Harika. Şöyle cellatı buradan atıyorum. Umarım döner. Aynen öyle. Yani ana kule de açık olduğu için arkadaşlar rahat bir şekilde dönecektir. Hemen binici minyon sürüsünü yapıyorum. Evet, orada belki sonrasında elektro atabilir. Tamam, sağlı soldu çok güzel vurduk.
Ve buradan elit barzoları basıyorum. Şöyle minyon sürüsü yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, oradan kıvılcımını attıysa buradan biniciyi atalım arkadaşlar. Evet, mega şövalye geldi yine. Binici vurur mu? Şöyle buradan tekrardan cellatı atıyorum. Özellikle arkadaşlar ana kulenin açık olması hani bize o kadar yarıyor ki. Şöyle minyon sürüsünü de buradan atalım. Evet, minyon sürüsü gerçekten yani maçı kurtaran kartlardan birisi oldu bizim için. Birazcık odaklandığım için konuşamamış olabilirim arkadaşlar. Normalde birazcık daha konuştuğumu ben de biliyorum ama sonuç olarak galibiyetimizi almış olduk. Kolay bir maç değildi. Özellikle yani elit barbar ve kıvılcım birazcık bizi, pardon, mega şövalye ve kıvılcım biraz bizi zorlayabilirdi ama sonuç olarak kontrollü oynayarak ana kulemizin de desteğiyle ilk galibiyetimizi, ilk milli destemizi almış olduk. Evet, ikinci destemiz de Emirhan'ın destesi arkadaşlar. Kendisi de şu an dünyada top 500'de ve kendisinin yine bir mezarlık dondurma destesi var. Genelde mezarlık dediğimiz zaman işte buz büyücülü kasırgalı desteler aklımıza geliyor. Yine mızraklı goblin, goblin kulübeli mezarlık destesi geliyor son zamanlarda. Ama Emirhan bu desteyle uzun zamandır oynuyor arkadaşlar. Anka kuşundan önce de mega minyon vardı zaten. Ve kendi destesi diyebiliriz. Yani Emirhan'ın destesi denilebilir. İkinci Türk milli destemizle de maça geçelim. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. Chris geldi. İkinci milli destemizle oynuyoruz. Şöyle yapalım hemen. Umarım yanlış atmadık. Ha, tamam. Binicisi güzel sattı. Pas royali olduğu için arkadaşlar bakın kendi zaten pas emojisini attı. Bir kademe daha öne atmam lazımdı. Farkındayım. Yine saçma sapan bir hatayla başladım maça. Evet. Güçlü madenci var. Zaten güçlü madenciye nerf gelmeli demiştim ki geliyor da zaten. Yani olması gereken buydu arkadaşlar. İnanılmaz derecede bir kullanım oranına sahipti. Evet, bu arada büyülü okçusu var. Genelde bu tür destelerde okçular veya silahşör olabiliyor. Görünce şaşırdım açıkçası. Böyle buradan okçuları attık. Terse de ok mu atsam diyecektim. Şöyle yapacağım. Dondurma artı atıcı orada hem biniciyi hem de arkadaşlar büyülü okçuyu alacaktır. Şimdi yani özellikle tank kesmesi anlamında güçlü madenci bizim için sıkıntı bir kart. Çünkü hani Valkür binici falan, pardon, Valkür mezarlık falan yapamayız. Çünkü güçlü madenci direkt köprüde kesecektir. Özellikle Anka ile kombolayabiliriz. Depremini attığı için felaket kulesini de çıkarmak istedim. Şöyle orada büyülü okçuyu attıysan şöyle Anka kuşunu atıp sonra bir mezarlığa çıkabiliriz aslında. Tamam, okçuları da basalım. Orada Anka onu alır mı acaba? Anka bir tane vursan alırız onu. Alamadık. Okları basalım. Ya arkadaşlar yine birazcık sabrın sonu selamet mantığında oynuyorum. Çünkü rakibin yine hızlı bir destesi var. 2 kat ekstra girdik. Rakibi de gördük. Bakalım ne gelecek. Evet, büyülü okçu geldi. O oradan kuleye vurur mu acaba? Vurmadı. Şöyle bir donduralım orayı. Ardından bir de anka atacağım. Tamam, şöyle bir okçular yeterli olacaktır. Şimdi orada aynı zamanda sen o tankını falan da bir çıkardın. O yüzden biz bir mezarlık deneyelim. Deprem attı. Yine depremle savunma da mezarlık savunmasına tercih edilen yöntemlerden birisi. Arkadan atıcı atalım. Bu arada çok güzel. Anka da çok iyi vurdu. Ana kuleyi açamaz. Yani ana kuleyi açabilmesi için normal anka olması lazımdı. Oradaki küçük anka ile ana kuleyi açamaz. Evet, yine rakibimiz bir şeyler deniyor. Hemen şöyle dondurmaya basalım. Buradan da felaket kulesini de atıyorum arkadaşlar. Evet, rakibin yani o yaptığı hamleyi anlamadım. Yani kötü bir oyuncu değil ama o yaptığı hamle çok saçmaydı. Hemen mezarlığı tekrardan basalım.
Belki küçük birim gelir, iskeletler gelir, o yüzden. Tavukları da elimde tuttum ama an kaldı zaten. Şu an bir dondurma gelebilir bu arada diyecektim. Öldü. Bir avantajımız mevcut. Hemen şöyle Valkyrie atıyorum. Eğer ki büyülü okçu atarsa hemen bir atacağım. Donduralım. Çok güzel. Çok iyi oldu bu arada. Hemen şimdi gidelim. Yani dondurmayı genel olarak biz savunmada kullanıyoruz. Atakta kullanmıyoruz. Yine orada bir şey gelir mi? Oklar basalım, elimiz dönsün. Evet, güzel vurduk bu arada. Çok iyi vurduk. Okçu da vuruyor şu an. Valkür de döndü ve galibiyetimizi ikinci olarak da Emirhan'ın destesiyle almış olduk. Özellikle güçlü madenci bizi bayağı zorladı. Ancak en sonunda sistemi kurarak galibiyeti aldık. Ne kadar hasarda geriye düşsek de. Şimdi üçüncü milli destemize geçelim. Evet, üçüncü olarak da oynayacağımız destenin sahibi herhalde Görkem ismi arkadaşlar. Görkem BLN bilin veya artık nasıl bilmiyorum ama Görkem diyeceğim ben kendisine. Dünyada özellikle global turnuvada 38.liği, kupada da 918.liği var. Yani bu ikisini nasıl aynı anda yapabildi onu da merak ediyorum açıkçası. Destesi de bu arkadaşlar. Yani ben kendisiyle daha önce de oynamıştım ve bu desteyle oynuyor. Tazı destesi ama baya farklı bir tazı destesi. Goblin kulübesini daha öncesinde de oynuyordu. Yani buff gelmeden önce de Goblin kulübesiyle oynuyordu. Ve bu desteği tercih ediyor arkadaşlar. Çok uzun bir süredir bu desteğiyle oynadığını ve Goblin kulübesinde tazı da çok uzun bir zamandır kullandığını hatırlıyorum. Görkem'in, umarım ismi Görkem'dir. Ve bizzat kendi tarzını oluşturmuş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dünyada 38.liği olan bir oyuncu. Yani kendi tarzını oluşturmak gördüğünüz üzere sizlere kaybettirmiyor arkadaşlar. Bizzat kazanan arkadaşlar da kendi stratejisini, kendi mantığını kurup kazanan arkadaşları da görüyorsunuz. Üçüncü olarak da Görkem'in destesiyle üçüncü milli destemizi de maça geçelim. Evet, Görkem'in destesiyle üçüncü maçımıza geçtik. Bu arada araları kesmemin sebebi arkadaşlar gerçekten maç bulma süresinin bayağı uzun olması. Bu arada şöyle bir madenci atacağım. Aslında Goblin kulübesine de atabilirdim ama neyse, yavru ejder atalım ona. Onu koruyabilirdi aynı zamanda. Tabii bu bizim için doğru bir hamle de olabilirdi, yanlış bir hamle de olabilirdi. Bizde de bu arada Goblin kulübesi var. Goblin kulübesinden konuşup aynı zamanda karşımıza da gelince birazcık garip oldu. Özellikle barbarlar mezarlığı çok iyi durduran kartlardan birisi. O anlamda da barbarların olması bizim için bir avantaj olabilir. Hemen şöyle okları atalım. Özellikle Görkem'in destesinin bu son metalarda belki iş yapabileceğini de düşünebiliriz. Çünkü Goblin kulübesi zaten güçlü. Mezarlık bu aralar çok fazla kullanılıyor yine. Bundan dolayı da hem korumalar hem barbarlar destede iş görebilir. Oklar yine hem serseriler çok fazla kullanılmasından hem de okçulardan dolayı güzel iş yapabilir. Yani fena bir deste değil Görkem'in destesi. Zehrini de çıkardı. Şimdi sağdan sağdan biraz vuralım. Atağa da çıkabiliriz. Atağa bir çıkalım ya. Sanki biraz olsun, hafif de olsa bir avantajımız var gibi. İksir avantajımız. Şimdi havadan ankası var. Serserileri var. Ankayı ankayla alırsak, serserilere de ok atarsak bu iş çözülür gibi. Ama tabii evdeki hesap çarşıya duymayabilir arkadaşlar. Tıpkı şu an olduğu gibi. Şimdi şöyle bir yavru ejder dağıtalım. Serserileri bekliyorum ok atmak için. Hemen şöyle bir madenci bastım. Oraya bir zehir de gelebilir. Hemen şöyle okları basıyorum bu arada. Özellikle çok güzel bu arada. Aynı zamanda goblinleri de aldık ve o kuleyi aldık şu anda. Çok güzel. Avantajımız var. Çünkü rakip sol tarafa bir şey atacak. Yani bir iksir de olsa, iki iksir de olsa sol tarafı almak zorunda. Ve biz bu sırada arkadaşlar 3 taca da çok güzel hasar vermiş durumdayız. Yani sol tarafı artık savunmayacağım. Yani 100 canlı yeri savunmak bize de iksir zararına sokar. Özellikle barbarlar ve korumaları mezarlık savunmasında kullanırsak yavaş yavaş da olsa bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Tabii çok ekstrem bir durum olmazsa. Ben buraya hiç acımadan oku basarım. Şuraya bir korumalar yeterli olacaktır. Özellik basacak mı diyeceğim. Yani basması bence dezavantaj olur kendisi için, ki basmadı da zaten. Hemen bir anka daha atalım.
Özellikle bu destenin beğendiğim noktalarından birisi zehre gitmiyor kartlar. Yani şu anda tazı destelerinde zehri alev topuna ölen çok fazla kart olabiliyor. Yavru ejder de Anka'da zehre ölmeyen kartlar. Bu yüzden de fena olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yalnız sen geliyorsun, bize mi şöyle atsak ya, ne dersin ha? Bizden oradan 3 taca atıp sonra bir mezarlıkla oldu bittiye getirmeye çalışabilirsin işi. O yüzden biz dikkatli olalım. Korumaları attım. Geliyor gibi rakip. Birazcık biz savunmaya geçelim. Şimdi orada bir özellik basma durumu da olabilir. Bakalım. Hemen okları bastım. Oklar gerçekten bizi mükemmel taşıyor ya. Hani son metada özellikle zaten oklar o kadar iş yapıyor ki arkadaşlar. Tamam, orada yeterli olur diye düşünüyorum ben korumalar. Yumurta da çıkmadı. Güzel oldu. Birazcık bastırdığını söyleyebiliriz. Şuradan bir yavru ejder atalım. Yani orada belki anka atacak. Ama en azından şuraya bir madenci atacağım ya. Oraya bir vuralım biraz. Goblinler. Şu an çok başa baş bir maç var. Hemen buraya okları bastım. Barbarları direkt elimde tutuyorum. Şöyle gel. Buradan barbarları atıyorum. Yavru ejderi de atalım. Evet, zehir bizim için problem. Yalnız bir şey atmasak olur mu? Olur gibi ya. Şöyle tazıya atalım. 30 saniye var arkadaşlar. Kulecanın da şu an rakip öne geçti. Şu an dikkatli olmamız gerekiyor. Maç gitti gibi ya. Hemen şöyle yaptık. Evet, çok güzel bu arada. Tamam, fena değil. Bizim arkadaşlar biraz madenciyle vurmamız lazım. Madenciyle vurmamız lazım. Madenciyi buradan atıyorum. Ardından goblinler gelebilir. O yüzden hemen okları bastım. Çok güzel bu arada. Madenci vur. 1300 can. Çok güzel. Yavru ejder de vuruyor ve kazandık gibi. Çok güzel. Evet. Üçüncü olarak da Görkem'in destesiyle de 3 taç atmış olduk. Gerçekten Görkem'in destesini beğendim arkadaşlar. Yani aralarında belki de en beğendiğim destelerden birisi olabilir. Çünkü umarım bu arada beklemez. Ha, hızlı. Bazen hani maç ekranına geldiğim zaman da böyle sürekli donabiliyor arkadaşlar. Öyle saçma bir durum var bende, kusura bakmayın. Neyse, şu an bir problem yok. Güzel bir deste. Gördüğünüz üzere yine kendi tarzını yapmış. Genelde mesela korumalarla barbarlar da aynı destede olmaz, ancak Görkem kullanıyor ve güzel de iş yaptı destede. Şimdi dördüncü milli destemize geçelim. Evet, dördüncü olarak da Süt Adam'ın destesiyle oynuyoruz arkadaşlar. Berk isimli bir arkadaşımız. Tabii ben çok fazla tanımıyorum ama siz tanıyorsunuzdur. Bu arada birazcık kupa düştüm. Yani 2300 lira, dün 2700 lira, 2800 lira çıktım. Bugün 500 düştüm, ancak umarım ki toparlayacağız onu da. Evet, Süt Adam'a baktığımız zaman 185.'liği ve 276.'lığı varmış. Kendi destesiyle oynuyor. 7894 yapmış ve böyle bir destesi var arkadaşlar. Süt Adam destesi diye. Bizzat birçok oyuncuya inat, iksir goleminde kullanılan şifacıyı goleme eklemiş arkadaşlar. Ve ne kadar haklı olduğunu aslında bu dengelemelerde de göstermiş olduk. Ki ben şunu da söylüyorum arkadaşlar. Meta destesi ben oynamıyorum. Ve oynadığım kartlar genel olarak kullanım oranı düşük kartlar. Yani şifacının kullanım oranı %1. Buff gelebilir diyordum, geldi. Toplayıcının kullanım oranı %1'di. Buff gelebilir diyordum. Öldükten sonra bir iksir verme şeyi çıktı ve büyülere karşı yine buff gelmiş oldu. Oduncudur, golemdir, elektro ejderdir zaten o kadar. İskelet ordusu zaten o kadar kullanım oranı yüksek kart değil. Yani Süt Adam destesi nerf yiyecek bir deste değil arkadaşlar. Yani burada Anka kuşu nerf yerse de zaten yavru ejder normal kartımıza döneriz. Şimdi 4. milli destemizde maçlara geçelim. Evet, Süt Adam destesiyle maçımıza geçtik. Domi geldi. CH bu arada İsviçre'nin uluslararası kısaltmasıdır arkadaşlar. Bu da mesela bayağı soru işareti olan durumlardan birisi. Çünkü CH aslında hani Switzerland İngilizce'de ve CH ile hiçbir şekilde bir bağlantısı yoktur. Ama hep derler yani İsviçre'nin neden kısaltması uluslararası kod adında CH diye. Ki zaten bayrağına da bakarsanız İsviçre bayrağı olduğunu görürsünüz onun, yani ona benzediğini. Evet, yine arkadaşlar bu deste. Hani bazı arkadaşlar hani diyordu belki neden Goblin Kulübesi'ni nerflediler. Bu yüzden arkadaşlar, hani o kadar kullanılıyor ki Goblin Kulübesi artık gerçekten sıktı. Gerçekten sıktı. Yani Supercell bence kulübe metası getirmemeli Clash Royale'e hiçbir zaman. Çünkü
kulübecilik, hani Clash Royale'de en bariz oyuncunun bile nefret ettiği bir durum. O yüzden hani bu kulübe metası oyunu iyi bir yere götürmediğini düşünüyorum ben. O yüzden bu kulübe metasının gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu da ben kendim sevmediğim için değil arkadaşlar. Ben Goblin kulübeli desteleri de alabiliyorum. Ama hani oynayış anlamında böyle sıkıyor yani oyuncuyu. Böyle bir rahatsız edici bir durum var. Ne kadar yensek de yenilsek de sürekli goblin çıkması, sürekli mızrak atması falan böyle rahatsız edici bir durum olduğundan söylüyorum. Sevmediğimden değil tam olarak. Ki bazı oyuncular direkt olarak nefret ediyorlar. Her neyse. Şu an kart döngüm çok iyi değil. O yüzden bizim acilen kart döngümüzü iyi hale getirmemiz lazım. Ankayı bırakacağız gibi. Yani buradan mezarlığı bastı. Hemen iskelet ordumuz sağ olsun bizi çok iyi koruyor. Şimdi orada arkadaşlar rakibin 1 iksiri, 2 iksiri, 3 iksiri, 4 iksiri var ve attı da. Ancak farkında mısınız bilmiyorum ama son iksiriyle bastı. Yani bizim şu an en az 4 iksir avantajımız olduğunu söyleyebiliriz ve atağa çıkalım. Dördüncü milli destemiz bakalım. Şimdi tüm destelerle kazanıp bu desteyle kaybedersem de bayağı yani olay olur. Bunu da başarmadık demeyiz bu arada. Yine mezarlıkla geliyor. Ben iskelet ordusunu atacağım. Gerisini bırakacağım arkadaş. Oduncu yapma sakın. Vallahi çıldırırdım. Oduncu bir bizi korkutmadı değil. Şimdi orada elektro ejder almak için anka atabilir. Vur vur şifacım. Harikasın şifacım. Şifacıya çöp diyenlere inat. Bir şifacı daha bastım. Çok güzel bu arada. Ora 3 taca gidiyor bu arada haberiniz olsun. 3 taşlık orası. Hatta 3 tacı bırakın. 7-8 taş bile alır orası arkadaşlar. Hemen ortadan bir iskelet ordusunu daha bastım. Ve 3 tacı efsane bastık İsviçreli'ye. Yani biz Clash Royale'de kazandık. Sen gerçek hayatta kazandın. İsviçre'nin kişi başı geliri 90 bin 100 bin dolar arkadaşlar. Yani düşünün. Kişi başı yıllık geliri. Yani dünyada kişi başı geliri en yüksek olan ülkelerden birisi İsviçre'dir. Birincisi de herhalde Lüksemburg arkadaşlar. 120 bin dolar civarında. Bu bilgiyi de vermiş olalım sizlere. Türkiye'nin de 10 bin dolar civarında. Evet bugün milli destelerimizle oynadık arkadaşlar. Tekrardan sizlere göstereyim. Süt Adam destesi. Bakın dünyada top 200 yaptım. Onun dışında Görkem'in destesi var. Global turnuvada 38.liği dünyada da top 1000 yapmış bir oyuncu ve bu desteyle oynuyor. Emirhan'ın yine dünyada top 200, top 300'leri var. Bakın mezarlık dondurma destesiyle oynuyor. Bu mezarlık destesini kimse oynamaz ama adam kendi stratejisini kurmuş. İşte rakip hangi desteği oynuyor diye düşünürken Emirhan kartlarıyla şov yapıyor. Diğer destelerde olduğu gibi yine Rambo arkadaşlar kendisi de binici dondurma destesiyle oynuyor. Yani binici destesinde elit barbar olmaz ama kendisi eklemiş ve rakip hangi desteği oynuyor diye düşünürken kendisi de yine dünyada 67.lik yapmış. Yani bu videoda şunu da söylemek istiyorum. Hem sizlere Türk destelerini gösterdim. Hem de arkadaşlar her zaman meta destesi oynamanıza gerek yok. Hem Türkiye'de hem dünyada. Baksanız belki dalga geçeceğiniz destelerle adam top 100 yapmış. Öyle çok fazla oyuncu da görebiliyorsunuz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.